Değerli kardeşlerim, Ramazan'ın ilerleyen günlerinde başladık, geldi geliyor dedik, Ramazan'a başlıyoruz dedik, Ramazan'ın ilk gün dedik, günler geçiyor, farkındayız değil mi? Bizleri sahura kalkmaya layık gören Allah'a hamdolsun, bizleri oruç tutmaya layık gören Allah'a hamdolsun ve bizleri namaz kılmaya, Kur'an okumaya, mukabele yapmaya, fitrelerimizi vermeye, hayır hasenatta bulunmaya layık gören Allah'a hamdü senalar olsun. Gereğini yerine getirebilmeyi Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri nasip eylesin. Nesillerimizi salih salihalardan eylesin. Kişi Allah indinde taşıdığı niyet ve yaptığı işe göre muamele görüyor değil mi? İnnemel a'malu bin niyat diye özetlenir. Ameller niyetlere göredir. Şimdi anlaşılır olsun diye basit bir örnek vereyim. Mesela bir bıçağı bir hayvanı, koyunu kesmekte kullanılırsa, çalınan bir koyunu kesmekte kullanılırsa kabahat aleti olarak isimlendiriliriz. Bir koyun çalan olmuş, bıçakla kestiniz, o bıçak kabahat aleti olur. Ama Mevla o günleri görmeyi nasip eylesin. Kurbanınızı kesmekte eğer kullanırsanız ibadet adeti aleti haline geliyor değil mi? İbadet aleti oluyor bir anda. İbadet hayvanınızı kesiyor, kurban hayvanınızı kesiyor. Çalınan hayvanı kesen bıçak kabahat aletiydi. İbadet hayvanınızı kesen bıçak ibadet aleti değil mi? Hayırlı bir anlam taşıyor. Yaptığımız işler de, ameller de aynı şekilde. Bizim niyetimize göre ya hayırlı bir hayra amele çıkar, hayırlı bir duruma bize kazancı çıkar ya da yaptığımız elimiz boş dönecek tarzda, boş yere yorgunluk kazanacak tarzda makbul olmayan, meşru olmayan, hesap günü suratımıza çarpılacak ameller sınıfına dönebilir Allah muhafaza. Esasen bunu kalple ilişkilendirir hadisi şerif buyurur ki, Peygamber Efendimiz ifade ediyor. İnne fil cesedi mudgaten. İza salahat salahal cesedu kulluhu. Ve izâ fesedet fesedel cesedü kulluhu. İnsanda öyle bir organ vardır ki o eğer salim ise, eğer o temiz ise, eğer o düzgün ise bütün vücut düzgün olur. İnsandaki o organ eğer bozuk ise bütün vücut bozuk olur. Çünkü vücudu yöneten orası. Elâ vehiyel kalp buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dikkat edin, o organ kalptir. Kalbi temiz olmalı kişinin. Kalbi marazlardan arınmış olmalı. Yani Ramazan ayı gibi tamir ayı gelmiş ayağımıza, tamir edebilmeli kişi kendisini. Vücudunu rektefeye sokabilmeli. Bedenini senelik istirahate ayırabilmeli. Yeme, içme ve cinsel arzulardan uzak kalma anlamında. Rektefe ayı olan Ramazan'da, vücudumuzu yenileme ayı olan Ramazan'da, Ramazan'ı hakkıyla İdrak edebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Değilse alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki nice oruç tutanlar vardır ki akşam olduğunda yanlarına kar kalan sadece aç ve susuz kalmalarıdır. Allah muhafaza. İbadetlerimizi yaptık değil mi? Oruçlarımızı tuttuk. Günün belli saatleri aralığında imsaktan iftara kadar yemekten içmekten, evimizin musluğundan akan suyu içmekten imtina eyledik. Belli vakitler aralığında yapmamamız gerekenleri yapmadık, ibadet niyetiyle inşallah. Ama Peygamber Efendimiz uyarıyor ki, nice oruç tutanlar vardır ki, onların akşam iftar vakti olduğunda yanlarına kar kalan sadece aç ve susuz kalmalarıdır. Rabbim ibadetlerimizi hesap gününde suratımıza çarpılanlardan eylemesin. İbadetlerimizi salih ameller zümresinde makbul eylesin. İnşallah reyyanımıza vesile eylesin. Reyyan cennetine girmemize vesile eylesin. Cennet kapıları ardına kadar açılmış Ramazan içerisinde. Sık sık ifade ediyoruz değil mi? Cennet kapıları ardına kadar açılmış. Cennete girmek bu kadar kolaylaştırılmış, şeytanlar bağlanılmış ve bu kadar ferahlık sağlanılmışken Müslümanlar, dikkat ediniz, hesap gününde bunun da ayrıca sorusu olacaktır.
Diyecektir ki Rabbi Rahim olan Allah, kulum sana ibadeti bu kadar kolaylaştırmışken, şeytanları dahi bağlamışken, cennetin kapısını ardına kadar dayamışken, attığın adım başına sevabımı misliyle ziyadeleştirmişken 700 katından daha fazla. Okuduğun her Kur'an'ın harfine sair zamanlarda nafile ibadet yapacağın bir nafile ibadeti sair zamanlarda yaptığın farz ibadet mükafatıyla mükafatlandıracağımı vaat etmişim. Hala seni cennetten alıkoyan nedir? Sorulur hesap gününde. Yevmül kıyamette sana bunca imkanı vermişken, Ramazan'a da erdirmişken, Peygamber Efendimizin uyarısıyla kim Ramazan'a ulaşıp da eğer cenneti hak etmemişse burnu yere sürtülsün buyuruyordu ya alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan'a da ulaştık. Eğer hala cenneti hak edemiyorsak şayet burnu yere sürtülsün hitabına muhatap olmamız kaçınılmazdır değil mi? Allah muhafaza. Rabbim ibadetlerimizi dergah-ı hulviyetinde kabul eylesin. Salih ameller zümresine dahil eylesin. Salih ameller zümresine dahil eylesin. Çünkü Ramazan sayılı gün gelip geçecek. Neticesinde istifade edebilenler kendisine belki Reyyan cennetine yol bulacaklar. Ama oruçluluğa girdikten sonra o kapı kapanacak. Orucu hakkıyla tutabilmeyi Rabbim nasip etsin. Ramazan gününde tutmadığınız bir gün oruç var ya, keyfe ma yeşa, özel bir durumumuz yok, hayati bir meleke organ sıkıntımız yok, özel bir durumumuz yok. Ramazanın herhangi bir gününde bir gün oruç tutmasanız, Ramazandan sonra ömür boyunca oruç tutmuş olsanız, o Ramazan günü tutmadığınız orucun mükafatını elde edemezsiniz, Allah muhafaza. Ramazana özel bir lütuftur bu. Ramazana özel rahmet pınarı sağanak sağanak yağdırılır. Rabbim istifade edenlerden olmayı nasip eylesin. Başka devam edelim. Ramazandan nasıl istifade edilir dedik ya. Maddesel olarak söyleyelim, devam edelim. Bir, iftarlarda az yiyerek. Biz biraz farklı algılıyoruz bu meseleyi. Gündüz kaç saat aç kalmışız? Orucu aç kalma olarak hesap ediyoruz bazen. İşte 12 saat, 13 saat aç kalmışız, 15 saat aç kalmışız. Neyse, akşam toptan intikamını alıyoruz. Gündüz yemediğimizin toptan intikamını alıyoruz. Yani 3 öğün yemek yesek yiyeceğimizden daha fazlasını iftar vaktinde yiyoruz değil mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ademoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Belki eskilerin ifadesi burada devreye giriyor. Söyler ya büyüklerimiz. Kılleti ta'am, kılleti kelam, kılleti menam. Az konuşmak, az yemek, az uyumak. Zor zanaat ama eskiler böyle formüle etmişler. Demek ki bir bildikleri varmış esasen. Büyüklerimizin bir bildikleri varmış ki az yemek tavsiye ediyorlar bize. Lokman hekiminde Allahu alem 32 hastalık bilirim, 16'sı ayazdan 16'sı boğazdan der değil mi? Yemeyle ilgili hastalıkların çok olduğu anlatılır sürekli. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki Adem oğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Rabbim yediğimizi helalinden olmasını nasip eylesin. Bu kadar yeterli olsun. Başka maddelerini devam edeyim. Bütün organlarımızla oruç tutmak. Bunu sık sık tekrar ediyorum. Bütün organlarımızla oruç tutmak. Özellikle o ne demiş? Ahmet ne yapmış? Ali şunu söylemiş. Veli bunu yapmış. Ayşe şöyle yapmış. Şunu konuşmuşlar. Sürekli başkaları hakkında bizi alakadar etmeyen şeyleri konuşmak. Dillendirmek. O kişi duyduğunda hoşnut olmayacağı şeyleri konuşmak. Gıybet hastalığından kurtulamamak yani. Allah muhafaza. Oruç sadece ağzı kapatarak yapılan bir ibadet değildir Müslümanlar. Bizden istenilen bu değildir zaten. Gözümüzün orucu haramı görmemesi, dilimizin orucu gıybeti, yalanı, dedikoduyu ağzımızdan çıkarmaması, ayaklarımızın orucu harama gitmemesi, midemizin orucu midemize helal lokma girmesi. Ama biz sadece ağzımızı kapatarak oruç ibadetimizi yerine getirdiğimizi hesap etmeyelim. Oruç bütüncül bir ibadet. Bütün azalarımıza tutturulması gereken bir ibadet. Böyle olduğu takdirde Ramazan'ın akabinde geçmiş bütün günahları bağışlanıp cenneti hak eden bahtiyarlardan olma imkanına kavuşacağız inşallah. Ama bütün azalarımıza tutturduğumuz takdirde. Bakınız,
Peygamber Efendimiz bize öğretiyor ki, dedik ya bütün azalarımızı tutturacağız. Mesela ben tamam akşam imsaktan iftara kadar bir şey yemedim içmedim. Yapmam gereken bu. Ama Peygamberimizin uyarısına kulak verelim, herkes kendisine paye çıkarsın. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, yalan konuşmayı, yalan sözlerle amel etmeyi terk etmeyen kimsenin, dikkat edin ifadeye değerli kardeşlerim, yalan konuşmayı, yalan sözlerle amel etmeyi terk etmeyen kimsenin yemesini içmesini terk etmesine Rahman olan Allah'ın ihtiyacı yoktur. Sübhanallah. Eğer ben yalan konuşmayı terk etmemişsem, ağzımdan doğru söz haricinde başka kelimeler çıkıyorsa, hani imsaktan iftara kadar yemedim içmedim ya, Müslümanlar, orucu sair zamanlardan kıymetli kılan zaten burası. Benim dolabımda peynir ekmeğim olacak, çeşmemden akan suyum olacak ama doldurup içmeyeceğim. Kendi helal paramla aldığım ekmeğim olacak, ağzıma götürmeyeceğim. İnsanlar görmese bile almayacağım ağzıma. İmsaktan iftara kadar alemlerin Rabbi olan Allah, yemeyeceksin fermanı verdiği için götürmeyeceğim mideme. Bu sebeple hesap gününde kulu için meleklerine karşı övünç duyacaktır Rahman olan Allah. İftar vaktinde yaptığımız dualar var ya, kaçırmayın iftar vakitlerini. İftar vaktini serdiğiniz sofranızı 3-5 dakika sonra 10 dakika sonra iftarınızı yapacaksınız. Davete de gitmiş olsanız, evinizde de misafir olsa, kendi başınıza da iftar yapıyor olsanız, iftar vakti kabul olunan dualardan uzak kalmayın kardeşlerim. İftar vakti, müminin iki sevinçli anı vardır buyuruyor. Peygamber Efendimiz öğretiyor bize. Birisi iftara kavuştuğu an, oruçlu kişinin iki sevinçli anı var. Birisi iftar vaktine kavuştuğu an, diğeri Rabbine kavuştuğu an. Rabbim kendisine kavuştuğumuz anı en hayırlı anımız eylesin. Ölmeden önce tevbeyi nasip eylesin. Ölüm anında şehadeti nasip eylesin. Akabinde cennetini nasip eylesin. Nur cemalini görmeyi nasip eylesin inşallah. Ramazan'ı arınarak geçirebilenlerden olabilmeyi, vakti değerlendirerek Ramazan'ı idrak edenlerden olabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Değilse vakitler gelir geçer de, nice oruç tutanlar vardır ki, eğer gereği yerine getirilmemişse şayet, nice oruç tutanlar vardır ki, iftar vakti olduğunda yanlarına kar kalan sadece aç ve susuz kalmalarıdır Allah muhafaza. Ama eğer hakkıyla idrak edilebilmişse, Ramazan gereği yerine getirilerek tutulabilmişse, öğretiyor ki bize Peygamber Efendimiz, "Men sâme Ramazâne imânen vahtisâben, gufire lehu mâ tekaddeme min zembi." Kim gereklerini yerine getirerek, mükafatını alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, "Gufire lehu mâ tekaddeme min zembi." Geçmiş bütün günahları bağışlanır. Ne büyük nimet değil mi? Ne büyük nimet değil mi? Hesap günü amelleri suratına çarpılanlardan olmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Oruçlarımızı reyyanımıza vesile eylesin. Reyyan cenneti ardına kadar açılmış bizi beklemekte Müslümanlar. Ramazan'da cenneti hak etmemek zor zanaattır. Ramazan'da cenneti hak etmemek zor zanaattır. Rabbim ölmüşlerimize engin rahmetiyle muamele eylesin. Geçen Ramazan'da yanı başımızda saf tutan arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, annemizden, babamızdan, evladımızdan, çocuklarımızdan, komşularımızdan, geçen Ramazan'da aramızda olup da şu anki Ramazan'da toprağın bağrında olanlarımız var değil mi? Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Ramazan'da yaptığımız dualardan onları da hissedar eyleyelim. İftar vaktinde makbul olunan dualardan, iftar duaları kabul dualar. Biz Mevla lütfeyledi, bir Ramazan'a daha ulaştık. Rabbim kadiri de, bayram sabahını da, daha nice Ramazanları da görmeyi nasip eylesin. Gereğini yerine getirdiğimizde cennete ulaşmamız bu kadar yakın, bize böyle bir müjde verilmiş. Değerlendirmek gerek Müslümanlar. Değerlendirmek gerek. Bir dahaki Ramazanlar gelir ama bir dahaki Ramazan'ı biz göremeyebiliriz belki. Sabah okunan salalarla öğlen musallaya koyabilirler bizi. Rabbim nefes alıp verdiğimiz sürece ne için yaratmışsa onun için yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin.
Devam edelim. En son hadisteki ifademizde neyi paylaşmıştık? Nice oruç tutanlar vardır ki akşam iftar olduğunda yanlarına kar kalan sadece aç ve susuz kalmalarıydı. Eğer gerekleri yerine getirilmemişse Ramazan'ın, yani dilden yalan durmamışsa, kalpten gıybet, dedikodu durmamışsa, Müslüman kardeşini çekememezlik durmamışsa, hatta bir adım ötesini söyleyelim. Peygamber Efendimiz tarif ediyor bize, buyuruyor ki, mesela ben imkanı olan bir kardeşimi kıskansam, onun arabasının modeli daha iyi, bunun evi işte 125 metrekare, evladı daha iyi konumda, benden daha iyi durumda, çekememezlikte bulunsam, yaşıyoruz bazen değil mi? Çekemediğimiz zaman sanki biz başka nimetlere gark olacakmış gibi Müslüman kardeşimizdeki imkanları çekemiyoruz bazen değil mi? Peygamber tarifiyle özetlemek için ifade ediyorum. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, El hasedu ye'kulul hasenat kema te'kulun narul hatab. Bir Müslüman kardeşinin sahip olduğu herhangi bir nimeti kıskandığında, çekemediğinde, şapkamızı önümüze koyalım, kendimizden hesap edelim. Ben nefsime söylüyorum, herkes nefsini algılasın. Bir Müslüman kardeşimizin sahip olduğu imkanı çekemediğimizde, peygamberim bana öğretiyor ki, sobaya attığımız odunlarımız var ya, yaylalarımızda, köylerimizde sobaya atıp çıtır çıtır yaktığımız odunlarımız var ya, kütük halinde, kocaman odunlar halinde sobaya atıyoruz, 15-20 dakika sonra külü kaldı, odun kalmadı, bitti. Bitti, yok oldu. Az önce vardı ama hiçbir şey kalmadı. Peygamber Efendimiz bize öğretiyor ki haset, yani çekememezlik, Müslüman kardeşinin sahip olduğu imkanı, maddi manevi fark etmez, Müslüman kardeşinin sahip olduğu imkanı çekememezlik, ateşin odunu çıtır çıtır yiyip bitirmesi gibi amellerinizi yer bitirir, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah muhafaza. Rabbim amellerimizi elek ettirmesin. Yukarıdan musluğu açtığınızda, şarıl şarıl dolması için musluğu açtığınızda, hani çöp kovaları vardır ya, etrafı delik, altı delik, siz suyu ne kadar açarsanız açın tutmaz, dökülür gider ya, amellerimizi bu şekilde getirmemek lazım Müslümanlar. Amellerimizi hesap gününde amel defterimizi açtığımızda, Rabbim sağından alın, bahtiyarlardan olmayı nasip eylesin inşallah. Amel defterimizi açtığımızda, var olduğunu beklediğimiz amellerimizin heder olduğunu, yok olduğunu, silindiğini, işlemişiz ameli ama sonrasında Müslüman kardeşimiz hakkındaki bir çekememezliğimizde amellerimizi silip bitirdiğimizi, o gün gördüğümüzde pişmanlığını yaşattırmasın Rabbim. Hesap gününde en çok duyacağımız ifadelerden birisi bu olacak. Keşke bu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim. Keşke bu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim. Keşke toprağa girene kadar fayda sağlar Müslümanlar. Hemen şu anda fayda sağlar mesela. Keşke daha fazla ibadet edebilsem. Keşke bir kere daha fazla kelime-i şehadet getirebilsem. Hani Ramazan'a girerken Peygamber Efendimiz bir hutbe irad ediyordu ya insanlara. Ramazan'da şu dört şeyi çok yapın buyuruyordu ya. Beraberce tekrar edelim inşallah. Peygamber sünnetini de yerine getirelim. Ne zamana kadar? Ramazan'ın son günü akşamına kadar. Dedi ki 3 defa, 5 defa, 10 defa değil. Ramazan'ın son günü akşamına kadar çokça söylememizi istediği ifadeler var Peygamber Efendimizin. Buyuruyor ki Peygamberimiz, Ramazan'da kelime-i şehadeti çok getirin. Bu bir. Beraberce getirelim. Hem Peygamber sünnetini yerine getirmiş olalım, hem kendimizin nasıl yapacağımızı da uygulamalı görmüş olalım. Evvelce yaptık, tekraren hatırlayalım ki faydası olsun, dilimizde sürekli olsun. Ramazan bitene kadar yapmamız gerektiğini unutmayalım. Beraberce getirelim, buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dört şeyi çok yapacaksınız. Bir, kelime-i şehadeti çok getirmek. İki, istiğfarı çok yapmak. Sürekli sabah kalktığınızda, yürürken, otururken, işe giderken, araba kullanırken, televizyona bakarken, ne yapıyorsanız, yaptığınız her neyse, buradan çıkıp evinize giderken İstiğfarı çok getirmek. Beraberce getirelim. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el azim. El kerim. El rahim. Ellezî lâ ilâhe illâ hu. El hayyel kayyûme ve etûbi ileyh. Dileyen sadece estağfirullah desin. Eğer dili sadece ona dönüyorsa. Estağfirullah. Affet ya Rabbi desin. Estağfirullah. Bir, kelime-i şehadeti çok getirmek. İki, İstiğfarı çok getirmek. Üç, Allahümme inni nes'elükel cennet. Ya Rabbi bana cennetini nasip eyle.
Sözlü olarak söylememiz yeterli. Ya Rabbi bana cennetini nasip eyle. Ama Rahman'ın hazinesinde nihayetsiz. Sınırlı değil. Bunu evladımızı da katalım. Ölmüşlerimizi de katalım. Hanemizde kimler varsa onları da katalım. Ya Rabbi hanemizde olanları ve bu haneden ebedi aleme göç eylemiş olanları cennetini nasip eyle ya Rabbi. Cennetini mükafatlandır ya Rabbi. Üçüncüsü cenneti istemek. Dördüncüsü cehennemden Allah'a sığınmak. Ya Rabbi bizi cehenneminden azat eyle. Ya Rabbi nesillerimizi de ölmüşlerimizi de cehenneminden azat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek vakitlerde gündüzü akşama kadar saim olmuş, iftarını yapmış, iftar vakti yapılan duaları, kabul eden dualarını yapmış ve teravih kılmak üzere senin evine gelmiş olan şu güzel kullarını nar-ı cahiminden azat eyle ya Rabbi. Cennetinle cemalinle mükafatlandır ya Rabbi. Ölmüşlerimize engin rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hadisi paylaşalım dersimizi tamamlayalım. اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلِقٍ حَسَنٍ Nerede olursanız olun, Allah'tan gereği gibi korkun. Çarşıda, pazarda, kırda, yaylada, şehrin merkezinde, tatil beldesinde, insanların içerisinde, düğün salonunda. Nerede olursanız olun, Allah'tan gereği gibi korkun. Eğer bir yanlışınız olmuşsa, kul hata yapar. Nisyan ile malum, hata ile malum. Kul günah sahibidir değil mi? Eğer bir yanlışınız olmuşsa hemen peşi sıra bir iyilik yapın ki Rahman olan Allah o yaptığınız yanlışı silsin, yok etsin. Hani çocuklar, öğrencilerimiz yazarlar silgiyle temizlerler ya, aynen o şekilde. Hatasızlık istenmiyor bizden. Hatalarımız olabilir ama hatada ısrar etmemek isteniyor bizden. Kullu beni Adem'e hatta ve hayrul hattâine tevâbûn. Her insan hata eder. Hata işleyenlerinden hayırlıları hatalarına tövbe edenlerdir. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları dergâh-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Reyyan cennetine ulaşmamıza vesile eylesin. Nâr-ı cehîminden azat edip doğrudan cennete giden bahtiyarlardan olmamızı nasip eylesin. Ay yıldızı bayrağımızı ila nihaiye gönderimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.